Merhaba çocuklar. Ben hazır giyim öğretmeni Didem Efe. Bugün sizlerle masa örtülerinde ve runnerlarda sıkça kullanılan köşe çalışma tekniğini göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz ipimiz, iğnemiz, makasımız, toplu iğnelerimiz, cetvelimiz ve kalemimiz. Evet, hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce kumaşımızın dikiş payını işaretliyoruz. Bu genelde 1 santim alınıyor. 1 santimden işaretliyorum ve cetvelimle birleştiriyorum. Diğer kenarımı da işaretliyorum. 1 santimden dikiş payımı. Birleştiriyorum. Daha sonra kıvırma payımı işaretleyeceğim. Kıvırma payı isteğe göre değişiyor. Ben 3 santimden çalışacağım. 3 santimden işaretliyorum. Yalnız bu işaretleme işlemini ütü kalemi ya da sabunla yapmak gerekiyor. Ben şu anda daha rahat görebilmeniz için normal kalemle işaretliyorum. Evet, 3 santimden kıvırma payımı işaretliyorum. Daha sonra bu işaretlediğim yerlerden ütülememiz gerekiyor. İlk önce şu şekilde dikiş payımı. Bunu ütüde ütülemek gerekiyor. Dikiş payımı. Dikiş paylarını ütülüyoruz. Daha sonra da kıvırma payımızı ütüyle ütülüyoruz. Ve ütüledikten sonra şu görüntüyü elde ediyoruz. Bakın ilk önce dikiş payımı, daha sonra kıvırma payımı ütüledim. Şu görüntüyü elde ettim. Burası kumaşımın düzü, şu kısmı da tersi. Şimdi bunları açıyorum. Şu içte, iç kısımda tersten görünüşü. Burada işaretlerim belli. Ama görmeniz için şöyle üstünden geçeceğim. Şöyle bir çizgimiz oluştu şurada. Şöyle bir çizgimiz oluştu. Şöyle kumaşımı tersten verevden katlıyorum. Bakın burada işaretlediğim yerler. Ütülediğim yerleri üst üste getiriyorum. Şurası dikiş payımdı. Şurası 3 santimden kıvırma payımdı. O kıvırma payımın 3 santimin bittiği yerden kumaşımı vereğden katladığım kumaşın üstüne tam denk getiriyorum. Tam denk getiriyorum ve burada bir tırnak işareti, tırnak ütüsü yapıyorum. Tırnak ütüsünü yaptım. Açıyorum, tırnak ütüm görünüyor. Hemen kalemle üstünden geçiyorum. Tırnak ütümü. Ama bu tırnak ütümü işaretlememi nereye kadar yapıyorum? Dikiş payımın olduğu yere kadar. Onun dış kısmını almıyorum. Yani bu 3 santimlik yeri. Daha sonra bir iğne tutturalım buraya. Bunu makinede de dikebilirsiniz. Ben şimdi elde makine dikişi yapacağım bu kısma. Elde makine dikişi yapacağım. Dikiş makinesinde de olur, elde de olur. Bu kısmı tamamlayacağım. Evet. Dikişimin bittiği yerden batıyorum. İpimin biraz ön kısmından çıkıyorum. Bu şekilde elde makine dikişime devam ediyorum. Dikişimin bittiği yerden batıyorum. İpimin biraz önünden çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İğneyi çıkarabilirim.
Makarna payımızın uzunluğu size kalmış. Biz 3 santimden yaptık. Ama bu 1 santim, 2 santim, 3, 4 santim, 5 santime kadar çıkabiliyor. Evet, bu şekilde elde makine dikişimi tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra ipimi keseyim. Sonra burada fazla bir pay kaldı. Bu payımı hemen inceltiyorum. Kestim. Kestikten sonra şuraya ufak bir çıt atıyoruz uç kısmına. Sonra şu ikiye açıyoruz bu kısmı. Tırnak ütüsü yapıyoruz. Tırnak ütüsü yapıyoruz. Yaptıktan sonra da köşemizi artık çevirebiliriz. Çeviriyorum. Bozuk kısımlar varsa hemen düzeltiyorum. Köşede düzgün çıkmayan kısımlar varsa düzeltiyorum. Düzelttikten sonra zaten bu paylarımı ne yapmıştım? Ütüyle ütülemiştim. O yüzden düzgün bir şekilde çevrildi. Daha sonra ne yapıyorum? Bu kısımlara toplu iğne takıyorum. Çünkü makinede dikilecek bu kısımlar. Toplu iğnelerimi takıyorum. Toplu iğnelerimi taktıktan sonra şu kısımdan makineye çektiğimizde masa örtümüzü tamamlamış olacağız. Köşe çalışmamızı da yaptık ve bitmişliğine bakacak olursak masa örtümüzün ya da ranalarımızın köşesi bu tersten görünüşü. Bu da önden görünüşü. Şu kısım arkadan görünüşü. Bu kısım da önden görünüşü. Evet, başka çalışmalarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.